Yok, yok. Falan yapacağım. Yok. Peki. Bu arada kameranın arkasında Celal yok. Sabote etme, daha girmeden sabote et. Bu iş olmuyor. 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 Dedim. Ağlama sakın. Ağlayacağım. Psikiyatri çift deyince bize... Nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık? Anlarken. Bravo. Çok Yamaha. Hazır mıyız? Hazırız abi. Hadi. Her zaman. Sen de. Sekodu Sakal kanalından herkese selamlar. Bugünkü konuklarımız benim için çok değerli, çok önemli. Kimler? Motosikletli çift. Kendilerini ağırlıyoruz Tuna Motosiklet'te ve hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, teşekkür ederiz. İnanıyorum ki eğlenceli bir video olacak. Güleceğiz. Biz hep eğleniyoruz abi seninle. Yani. Bizim seninle eğlenmediğimiz alan yok. Yani onun için... müşterih olabilirsiniz. Evet, ben tanışmaktan çok memnuniyet duyduğum ender insanlardan birileridir kendileri ve çift olarak da birbirlerine çok yakıştırıyorum. Motosiklet sektöründe bence inanılmaz uyumlular. Motosiklet kullanmaları, ayrıca birbirleriyle olan uyumları burada oldukları için söylemiyorum. Gerçekten çok sevdiğim, takdir ettiğim insanlar. Çok duygulandım. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Duygulanıyoruz abi. Niye? Ağlama sakın. Ağlayacağım, tutamıyorum kendimi. Gözlerimiz dolar. Bizim de çok kıymetli abimizdir. Gerçekten karşınızda bir şeye girmesin. Bir şey diyeceğim ama biz daha çok seviyoruz. Biz daha çok seviyoruz. Samimi konuşuruz, biz daha çok seviyoruz. Çok güzel bir şey, bunları duymak çok güzel. Sen nasılsın abi? Ben de iyiyim, ne yapalım işte. Bu arada kameranın arkasında Celal yok, bu sefer Harun var. Harun Bey, ve Harun Bey'e de ayrıca teşekkür ederiz. Mutluluk duyduğum bir kardeşim, ne diyeyim, daha fazla söylenecek bir şey yok, onu da ayrıca öveceğim. Arkada bakalım Harun iyi çekerse öveceğim ama video sonunda fikirlerimizi söyleriz. Evet, anlatın tamam. Bakalım motosikletli çift kimdir, ne yapar, ne edersiniz? Arkadaşlar da zaten biliyorlardır muhakkak ama sizden de duyalım. Nasıl tanıştınız, önce onu duyalım. Bir kere bırakayım ben sözü. Şimdi otobüste bizde gördüm. Şöyle bir şey, motosikletli çift deyince bizde böyle yapmadan önce birbirimize bakıyoruz. Yani evet. Kim konuşsun, şey yapsın. Motosikletli çift aslında o zaman... Abi iki kişi olmak çok zor ya. Yok yok, uyumlu olduğunuz için hiç problem yok. Senden dinleyelim o zaman. %49 bende kanalın hisselerinin. %51'i Bihter'de. Onun için o konuşuyor ilk. THY gibiyiz gerçekten. Evet. Şimdi motosikletli çift üniversite zamanından beri tanışıyor. İstanbul'a gelince işlerine başlıyorlar. Nikahı, düğünü halledip birer motosiklet alıyorlar. Çok hızlı girdin. Bitti. Sonra işte buraya geliyorlar yani falan. Kısa sürdü. Bu tamam, teşekkür ediyoruz. Yok, devam. Ben salça olayım dedim ya. Evet. Ha, okey. Nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık? Facebook. Ay, bu soruyu sormadım, geçelim. Geç. Ama güzel, iyi ki de tanışmışsınız. Evet, o zamanlar Facebook. Motosiklet zevkiniz nasıl beraber gelişti? O zaman oraya geçelim. Yani asıl herkesi ilgilendiren nokta bu. Evet, biz önemsiz detayları bir kenara bırakarak bunu şöyle cevaplayalım. Abi, üniversite döneminden beri biz motosikletteyiz. Yani üniversite değil, hatta lise sondan beri ben motosiklet kullanıyorum. O zaman kulüp var mıydı? Hatta bir kulübünüz de evet, var. Evet, Ispartalıyım. Bu arada Isparta'daki herkese çok selam söylüyoruz. Sevgiler, saygılar. Gülsuyu'nun diyarı Isparta'mız. Gül kentimiz. Abi, Güller diyarı Isparta'dan Güneykent Belediyesi'ne selam olsun. Kulüp var mıydı tanıştığınızda, yoksa sonra mı? Abi, kulüp... Kulübü ben kurdum. Hikaye. Ben onu ayrıca anlatacağım. Kulüp yoktu ilk başta. İlk motosiklet aşkı diyeyim ben de abimle başladı. Abim bana motosiklet, o zamanlar CG dediğimiz motosikletlerden. Senin hiçbir alakan yok. Bihter yok piyasada. O sırada ben şeyim. Bihter İzmir'de daha o zaman. Dayılarım, akrabalarım falan böyle skuterle geziyor. Eskiden bilenler bilir, Honda Big'ler vardı böyle, evet, 80 km hızın üstüne çıkmayan. Millet arabayla gezmeye giderdi, ben onların eteğini yapıştırdım, dayı ne olur beni motora bindirdi. Apaçilik oradan geliyor. Tabii çaktırmadan. Kaç tarafı var ya işte oradan. Çaktırmadan bana da sürdürürlerdi hatta, ya da sürüyorum sanıyordum, küçüktüm, o da olabilir. Öyle zamanlarda da yaşıyordum tabii, Emre yok. Ben de abimle tanıştım motosikletle. Sonra işte ilk motosikletimi üniversite 1. sınıfta, 2015 miydi? Model? Canon'un GT170N diye bir modeli. Var mıydı öyle bir model? Vardı, vardı. O zamanlar. Canon GT hem de. GT170N naked yani aslında ama yani bakıyorsun böyle ilk böyle egzozu büyük, tekerleği kalın, arkası falan. Apaçilik dönemleri diyelim biz buna. O ama ne kadar değerliydi senin için? Çok kıymetli. İlk motosikletim 2015 yılında almıştım işte. Daha sonra bu dışarıdaki 11. motosikletim.
Dışarıdaki yani, dediğin Afrika, Afrika TV'nden bahsediyor ama step by step gittik buralara. Şu anda Yamaha bayideler. Tuna motosikleti. Aynen, Yamaha bayide dışarıdaki dedim o yüzden. Olsun, markayı olsun vermeden. Yok, o da güzel motor. Severiz. Seviyorum abi motosikletimi. Bugüne kadar işte çok böyle bir serüven oldu. Sürekli motosiklet değiştirdik. Bir ihtar benim hep arkamdaydı. İstanbul'da yani. Hep artçı olarak devamlı. Hep evet, artçımdı. İşte üniversite döneminde Isparta'dan Antalya'ya giderdik. Orada vakit geçirdik, geri dönerdik. Tabii o zaman da motosiklet, yani çok konforlu motosikletimiz yoktu. Öğrencilik döneminde, yarım öğrenci imkanlarıyla... Yarım saatte bir mola ihtiyacım geliyordu. Yarım saatte bir. Arkada durmak zangır zangır böyle imkansız. Tabii 200 cc motorla gidiyorsun abi. O zamanlar tabii hani bilinçli değiliz. Bu denli bilinçli değiliz. Sonra işte İstanbul'a taşınma serüvenimiz var. Üniversite bitene kadar bu şekilde geçti. Üniversiteden sonra ben İstanbul'da bir özel bir şirkette işe başladım. Daha sonra Mihter de benimle beraber kader kısmet İstanbul'a... Motorla mı geldiniz buraya? Devlet memuru olarak atandı. İstanbul'a geldiğimizde motosikleti ben kaldırdım. Kaldırmıştım. Sebebi de... Evlilik, abi, masraflar. Ya hem öyle hem de şey ya, İstanbul gibi bir yerde ben hep Isparta'da motosiklet kullandım. Şimdi küçük İstanbul küçük trafiği ya, beni hep köyden indim şehre olayı vardır ya hani... Ne oluyor? Şey, ne yapıyoruz? Ben burada nasıl ya motosiklet kullanacağım? Çok ya, yani ilk başta bir trafiği ölçmem gerekti. Yani öyle hissettim çünkü biliyorsun ya yani İstanbul trafiği. Kesinlikle. Burada motosiklet kullanmak ekstra bir risk demeyeyim de dikkat gerektiren bir iş diyeyim. Araba kullandık bir yıl, sonra dedik ki bu iş olmuyor. Dedim ben burada sürerim. Bu işi hallederiz. Daha bilinçlendik, böyle araştırdık işte. Ama arabayla kullanma, o trafiği analiz etme bir süreçti evet, sizin için bu aslında. Bu süreci yaşamak istedik. Daha sonra baktık Mihter'le birbirimize. Dedik ki ya bu iş böyle olmaz. Ne aldınız? Yamaha Tracer 700 o zaman. Aa, bunu doğru yoluna başlayayım. Ondan sonra Evet, Tracer 700'le başladık. İlk Enduro'ydu. Bu arada üniversite nasıldı Tracer 700? Abi biz çok nasıl ilk göz ağrımız... Ne İkinci ilk göz ağrımız. Siyah bir renkti. Siyah. Çok güzel. Üniversite çok döneminde seviyorum. Bizim hep hayalimizdi. Reklamlarına bakardık, derdik ya alamayız ama hani bir gün olursa diye. Hep böyle vardır ya, bir insanın bir hayali, bir motosiklet hayali. Bizim için o ilk başta Yamaha Tracer 700'dü. İşte tam bu noktada artçı olarak yine Tracer 700'de artçılık nasıldı? Artçılık çok rahattı, çok güzeldi. Şu şekilde söyleyeyim hatta, sonrasında başka bir motosiklete geçtik. Ama benim en arkada rahat ettiğim motosiklet oydu. Tracer 700. Evet, Tracer arka çantası olsun, şöyle bir şey var. Harun sen ne diyorsun? Yani Tracer 700 rahat mıdır artçılığı yani? Hiç olmamışsındır ama. Daha insani boyuttaki kişiler için rahattır. Bizim için değil. Bizim için değil. Biz Isparta'ya gittik. Afrika senin yol kadar rahattı. Evet. En uzun Isparta'ya gittik. Allah, o zaman orijinal tapkesi var tabi. Onda ben sırt pedi falan hepsini Mihter için yapmıştım. Tabi canım yani hepsi... Bir de ilk büyük motorumuz içinde yani. Ben bayılıyordum. Tabi bayılıyordu gerçek anlamda. Isparta'dan dönerken sonra arkada... macera nasıl devam etti? Macera... sonra... İlk defa ben o motosikleti dedim ki ben öne geçmeliyim. Bilecik yolunda bir gün Isparta'dan dönerken Emre sağa çekti. Beni dedi yaparsın. Gel buyur hadi. Dedim tır geliyor, dedi bas sen gaza. Ama nasıl ya, arkada sürekli böyle, onu niye öyle yaptın? O niye öyle? Ona niye freni sonra şey yaptın? Öğreniyor o arada aslında. Yere bakıyor. Böyle sürekli arkamda bir hareket halinde. Ben de anlatıyorum, o zaman interkom da yok. Kask açıyorum, bak diyorum şimdi ne yapacağım, iyi izle falan. Böyle öğren ilk başta ilgi alakayı bu şekilde fark ama ettim. Ama bir tane gözlemci ki bugün de konuştuğumuz şey gibi arkada evet, hani takip eden artçı olarak, evet, arkadaki artçı olarak diğer motorla çok güzel seni takip ediyor, reaksiyonlarını ona göre, grup sürüşüne hakim, gaz ama tepkimelerini ona göre veriyor filan. Müthiş bu arada. Teşekkür ederim. Gerçekten. Evet, ikimiz dönmüştük. Buna ben de mutlu oldum. Doğru yolda bir, doğru bir sonra neye yönlendirme geçtiniz yapmışım diye. Sonra Honda'ya geçtik. NC750X aldık. Hı hı. Hem bir model yenileme amacıyla hem de az yakıyor. Daha az. Bir de onu deneyelim. Çünkü bende şey var. Hani gıdı. Yani şu son ekonomik durumlar gelmeden önce her motosikleti test etmek istiyordum işin içi. Merak ettiğim motosikletleri alabiliyorsam hani değiştirerek onu satıyordum, onu alıyordum falan filan. Böyle insan aradığını bulana kadar gider ya. Ben onu Enduro'da noktaladım. Yani aradığımı buldum dedim. Biraz daha oturaklı bir motor istiyordu. Hani her zaman zevki değişiyor. Mesela bir motorda ne yoksa onu merak ediyor. Sonrasında evet, Honda'da sonra ne
rahatsız etmişti seni? Ne NC700L'de. Daha doğrusu neye merak salmıştın o dönem? Şöyle, sonra NC700X kullandım işte bir dönem. Daha sonra ondan da bir soğuma aşaması geldi bana. Niye? Çünkü bir şeye merak salardı. Çünkü Afrika TV'in kullandım. Sonra Afrika TV'yi kullandım. Araziye merak sardı daha doğrusu. Sonra ya artık çok yol yaptım. O nasıl başladı merak sarma, arazi, enduro böyle? Nasıl? Şimdi İstanbul'da... Ne seyrettin? Doğruyu söyle. Şöyle, ne seyrettim yani? Ben eskiden beri altın elbise adamı seyrederdim. Ama İstanbul'da... Serkan abinin videoları seyrettik ya. Toroslar videosunu mu diyorsun? Tabii canım, o tap noktası oldu zaten. Ama ona da ayrı bir parantez çok güzeldi. Sağ ol, teşekkür ederim. Afrika TV'yi izlemeyenler... Birlikte yapalım onu ya. İnşallah. Bu sene gerçekten bir yol gerçekleştirmek istiyoruz hep beraber. Yapalım mı? Onunla ilgili bir şeyler yapacağız. Yapmamız buradan lazım. Bir spoiler hani... Spoiler mı vereyim? Olsun bari de hani çok değişik şey yapacağız. Güzel planlar olacak var. Enduro ağırlıklı. Enduro ağırlıklı. Gerçek enduro ağırlıklı. Biz seviyoruz. Toprak, toz, toprak, çamur istiyoruz her sene. Sonra daha hafif. O konuda en istekli gördüğüm kişi kesinlikle Mihter. Yani... Müthiş istekli ve videoları muhakkak seyredin. Bizim yani, videoda çamura girince diyor ya, o, yüzünde güller açanlar burada mı diye. O hevesi, o heyecanı, Bihter'in o konuşmaları bana videoyu seyrettiğin en önemli şey oldu açık konuşayım. Ama evet. Senin de direktiflerin şey yapmam böyle hani bekliyor olman nerede geliyor mu? Ben o videoyu da siz muhakkak izleyin derim yani çok güzel. Aynen, benim motorumun freni Emre. ABS neyse, esasında sen Emre. Dedin ki NC'den niye sordun? Evet, Afrika TV'ne geçtik. Afrika TV'ne geçmeden kullandık biraz. O ben o süspansiyon, o enduro süspansiyonunu, o 21 jant, 19 jant olayının verdiği sürüş hissiyatını gördükten sonra dedim ki ya yok yani bu benim motorum değil NC için. Sonra neydi Afrika NC için dedim. Ben bunu değiştireyim. Yani bir enduro motosiklet alayım. Ama bütçem de kısıtlı. Afrika TV'ni alamıyorum o zaman. Ama süspansiyonları da merak ediyor. Bu kadarım var. Ne alabilirim? Bana bir enduro verir misin? Valla toprağa gireceğiz sonra. Bunu KTM'ye dedik. Evet. Abi enduro sırf daha iyi bir hani enduro deneyimi yaşayabileyim ucundan köşesinden diye. Ama daha şaşırtan bir motosiklet aldık bizi. Evet. KTM 390 Adventure aldık. O sırada arkadaşlarımız şok geçirdi. Benim hala yok. Tabii ilk tane NK vardı o zaman. NK 250. Ben o zaman NK 250 aldım ilk. O süreçte işte Bihter'in NK'sı varken ben NC'yi verip 390 Adventure alıp biraz daha araziye yönelik bir motosiklet kullanma isteğiyle onu aldım. Daha sonra girdim de hani onun araziye, süspansiyonlarından çok mutluyum. Güzel, o sırada arkadaşlarımız hoş. Şok oldu ama sen diyor hani 750 cc'den ya, nasıl düşersin? Diyor ki manyak mısın sen 750 cc'nin motosikleti verip 390 cc'yi alıyorsun. Hani aslında ben de bence saçma değil. Şöyle hani 390'lık bir alet, 750 ara sınıf hani beni yorar mı yormaz mı? Ne yapıyorum mu görme açısından bence doğru bence mantıklı. Bence izleyenler yani, arasında da vardır böyle evet. Mantıklar kuranlar. Yani ya farklı beklentiyle alakalı abi. Ya çünkü ben NC ile girdiğim arazi yol şartına giremediğim yollara 390'a çok rahat girdim daha sonrasında ki o da artık bir süre sonra ya ben bunun doruklarını yaşayayım diye bir istekle Afrika'ya geçtim. Zaten küçük 2019 model mi? Hı-hı. Ha evet 2019 model. Evet, şu 2019. Anda hatta bugün de hava filtrelerini değiştirdik. Araziye girmiş. Biraz mahzunluk oradan geliyor. Ya az önce 2 saattir elimde iş emriyle dolaşıyordum böyle. Servis bakımı iş emriyle. Ama bakımlarını yaptırdılar. Evet. Evet. Allah kaza bela vermesin. Cümlemizi eldekini korumak lazım. Abi. Kesinlikle. Sen KTM'i anlat bakalım. Bir bayan gözüyle KTM 390 nasıl bir motor? Çok güzel bir motor. Şöyle söyleyeyim, benim ikinci motosikletim ilk önce Erkin abin, Erkin sevgili Erkin Yeşil'in videolarını izleyip baktım adam dünya turuna çıkmış NK 250 ile. Olurum. NK'yı orman. Yani Erkin kullanıyorsa ben niye kullanayım? Hayır. Adam dünya turu yapmışsa ben İstanbul'da 2 kilometre giderim herhalde dedi. Ya adam Norveç'e gitmiş. Yani bu motor alınır dedik. Evet. O dönemde bütçe olarak uygundu. NK 250 ilk motosikleti olarak. Acemili attım onda. Ondan sonra KTM'ye geçtim. Eldeki fırsatı değerlendirdim diyeyim evet. Ben buna. Benim için çok güzeldi. İstediğim her yola girdim. Yani hani acemilik esnasında tümseye de girsem, rampaya da çıksam motor bana dedi ki yürü yürü Bihter gidiyoruz dedi yani hani.
Sen beni motorla destekledi. Bayağı ben farkındayım. Bihter'in bir motorlu konuşma diyalog halindeler. Hadi kızım. Kullanırken de böyle Bihter, yani onu hissediyorum ben. Hadi kızım, hadi kızım. Abi arazide çok, ben interkomda sürekli ben geçersin, yaparsın, gülsen mi, endişelensen mi, öyle bir yollardan geçiyoruz. Diyorum çıkıyorum şimdi rampadan arazide. Arkada Bihter'i bekliyorum ama o konuşuyor. Hadi kızım, hadi. Motorla konuşuyor, motorla konuşuyor. Ben diyorum iyi misin falan. Dur diyor, dur diyor. Hadi kızım falan filan diye diye. Geçer misin, yani. Geçersin, atlarsın seni. Aferin, aferin sana. Yamağ'dayız. Evet. Tuna motosikletteyiz. Peki gelelim. Şey var bizim. Geçen videoları çektiler. Beraber bir gezi yaptık. Evet, çok güzel bir gezi yaptık. Sayende çok keyifli bir gün geçirdik. Estağfurullah. Sağ olsunlar Ömer Bey sayesinde ve Harun da ilgilenerek bize Tesla aracını verdiler. Evet, bu arkadaki arkadaşla güzel bir arkadaşlar. Tesla aracını kullandık. Bizim, hala çamurları da üstünde. Bizim çamurlarımız görünüyor mu? Bihter'in çamurları. Abi yoldan ilk sen çıktın. Ben yıkayacağım. Benim üzerime kaldı da. Neyse ben yıkamak durumunda kaldım. Yani yarın öbür gün gelir. O gün de söyledim. Enduro motosiklet. Yani showroom'da çamuruyla olmalı bence. Bilmiyorum. Güzel görüntüsü ama. Tabii parçaları korumak. Sağ olsun buraları çamur dökülüyor falan abi biraz. Aldığın gibi git yıkat diye bekliyor motor beni, yıkayacağız yani. Sabahları Harun abi bence psikolojik baskı yapmak için alıyor yerden dükkanından şey çamuru, atıyor gidiyor. Bugün peki, de bir yıkamadım. İkiniz de deneyimlediniz. Evet. Tenere 700 nasıl bulmuş? Afrika Twin kullanan biri olarak, KTM 390 kullanan biri olarak gerçek fikirlerinizi, duygularınızı merak ediyorum. Bizde hep gerçek fikir bu arada. Aynen. Bizde şey yok. Yalan yalan şey ama bana doğru aslında gerçek. Ya işte Tenere'de ne bileyim falan. Önce ben buyurun, söylemek buyurun, istiyorum. Tabii. Buyurun. 151. CC olarak ve beygir olarak, güç olarak, tork olarak hani daha güçlü bir motor olduğu için beni böyle alıp götürdü. Hani gazı açtığım gibi yürümesi çok hoşuma gitti. Nasıl konuştunuz mesela? KTM 390'la konuştunuz. Dedi ki, yani. Trafikte konuştu. İlk trafiğe çıktık. Ben dedim hadi Serkan abiye yetişelim. Tamam. O dedi ayıp ediyorsun dedi. Ama dedim çok sıkışık dedim arabalar falan. Dedi hallederiz. Sakin ol. Hallederiz dedi. İvmelenmesi çok güzel geldi. Ve yüksek sesli bir motosiklet olmasına rağmen hem ayaklarım yere değiyor yeterince hem de hafif. Yani ben hakimiyet kurabildiğim motorları daha çok seviyorum. O yüzden beni çok mutlu etti ve arazide o hafifliği, böyle çevikliği benim çok hoşuma gitti. Sanırım şey de fark ediyor, bu gidon açısı. Hmm. Değil evet, mi? Peglerin konumu, gidon peglerin açısı. Peglerin konumu, gidon açısı, şey yani. Daha yüksekte gibiyim. Aslında sene yüksekliği aynı olmasına rağmen bazı motosikletlerin verdiği hissiyat daha farklı oluyor. Açıkçası Arges'e uzun sürdü bu motorun. Şimdi yenisi geliyor 2022'de. Renk değişiyor. Renk değişiyor. Evet, başka. Renk değiştiriyor. Fakat blok falan aynı, Euro 5 özellikle. Hı hı. O şekilde geliyor. Doğru değil mi? Yanlış konuşmuyorum Harun Bey. Teşekkür ederim. Tasdik ediniz. Ve biraz daha heyecan katsın diye bir renk değişimi yapacak ama özellikleri her şey aynı. Nasıl buldun far? Şey, seni en çok ne etkiledi? Tenere 700'de etkileyen ne oldu? İki şeyin aynı anda olması etkiledi. Bu kadar hafif, bu kadar torklu olması etkiledi beni. Çok doğru tespit. Senden dinleyelim. Beni şöyle Afrika kullanan biri olarak mı yoksa genel bir bakış açısı? Ya Afrika ile Afrika tipine kıyaslamak çok yanlış olur. Şöyle bir bu biraz şey daha spesyal motorlara yakın. Evet. Enduro, yol enduro, şey arazi özellikle enduro yani. Sonuçta. Şöyle şimdi onu da deme sebebim şu. Şimdi insan ne kadar kendi motosikletinden bağımsız bir değerlendirme yapmak istese de bir referans noktası olması yapabilirsin. Gerekiyor. Yapabilirsin. Hani ben yeter ki hani güzel şeyler duyayım tarzında bir soru sormuşa dönmesin o. Evet evet. Evet. Ya ben kesin, onu hiçbir zaman arzu kesinlikle etmiyorum. Öyle değil. Tamamen samimiyim bu konuda. Ben hatta sen orada ilk verdiğinde de sana ilk cümlem bu olmuştur muhtemelen. Abi ne kadar hafif. Ya arazide evet hani beklentim zaten buydu motosikletten. Çünkü Tenere'yi ben çok araştırmıştım. Afrika TV'ni almadan önce ben Tenere bakıyordum. Son anda Afrika TV'ne geçmiştim. Bunun sebebi de yani Enduro'da orta CC Enduro sınıfında yani özellikle arazi odaklı olan yegane motosiklet bence bu. Diğerleri de evet arazi kabiliyeti olması ayrı, odaklı olması ayrı. Bence arazi daha arazi odaklı olmasıyla biraz daha böyle dağ bayır kullanımında beni mutlu etti. Ve oraya yönelik bir motosiklet gibi hissettim.
Ama yola çıktığımda da yoldaki kıvraklığı dengesi, yani motosikletin dengesi evet, çok dengeli. Dar olması dengeli. Güzel. Abi sen kendini görmüyorsun, sen kendini trafikte gördün mü? Sen ne konuştun motorla? Biz buradan %1 ihtimalle geçeriz. Hadi geçelim. %0.1'le geçeriz. Artık şeye döndü bizimki. Böyle hani iletişim kurmada artık ne denir ona tam söyleyemiyorum. Düşünürken anlıyor ya. Evet, biraz daha bir duygusal bağ kurarak biraz artık iyice bütünleştik. Biz evet sen zaten bakınca evet. Tenere görüyorum ben. Dışarıdan yani ben seni takip ettiğim için söylüyorum, o anlaşılıyor. Yani o motorla o bütünleşme anlaşılıyor yani. Ama motosiklet ya bu motosikletle de alakalı bence. Çünkü ne kadar hani manuel teknik bir motosiklet olarak baksak da özellik açısından boş ama yani gerek de yok. Hani gerek duymuyorsun ona. Mekanik ve o keyfi sana o şekilde veriyor. Bence bu motosikletin özel kılan şey bu. Evet. Nasıl yorumları bilmiyorum ama ben öyle bakıyorum. Ben çok keyif aldım arazi kullanımında özellikle. Yani en kısa zamanda da yine kendi motorlarınızla da olsa yapalım. İstediğiniz zaman da Tuna Motosiklet'in şeyi. Bu arada tekrar teşekkür etmiş olalım Tuna Motosiklet'e ve Harun Bey'e de buradan kamera arkasındaki bu deneyimi merak ediyorduk. Ya sağladıkları için teşekkür zaten ederiz. Zaten videoları var. Videoları da seyredersiniz. İkincisini, orada daha detaylı bahsediyoruz. Bu arada ben gerçi yayınladığımda ikincisi de yayınlanmış olacak. Olacak. Evet. Bölüm olarak. Olacak. Tenere 700'de olan. İki bölüm halinde. Karnımız doyup hani soğuktan da biraz böyle şey yapıp o evet, enerjiyle evet. Konuştuğumuz sohbette yayınlamış olacaksınız. Aynen. Çok keyifli bir sohbet. Motosikletli çift nereye doğru gidiyor? Neler planlıyorsunuz? Neler yapmak istiyorsunuz? Motosiklet sektöründe ne yapacaksınız? Neyiz? Sizin derdiniz ne? Biziz. Biz, ben girişi yapayım, Biter devam etsin bu kez. Biz bu şeye çıkarken, bu yola girerken diyeyim, Erkin abi sayesinden onun kanalındaki fazla bir videodan... Fazla övmeyin şu adamı. Ya adam yapmayın. İyi ki bir kitap yazdı, yapmayın. Gözünüz. Ama bak öyle bir şey vesile oldu ki şu an bizim YouTube kanalımız varsa onun... Herkese öyle şeyini, gerçekten şey, herkese bir şey yaptı böyle itici dokunuşu güç. Dokunuşu var yani. Var. Adam öyle bir adam, herkese dokunuyor yani. Hani teşekkür ederiz. İleri doğru itiyor seni. Evet. Rahmetli Barkın'la başlayan bir şeydir bu. Evet. Çok değerli büyüklerimiz de var. Bu arada hepsini tek tek söylemeye gerek yok. Biz en son hani etkilendiğini sorduğumuz, hani ne yapmak istediğini sorduğumuzda verdiği cevaba istinaden Erkin'in dediniz siz. Evet. Tabii tabii. Erkin de bu miyeng taşlarından bir tanesidir. Kesinlikle. Ben ki bizim, yakın dostum diye söylemiyorum. Bizim işte onun kanalına konuk olmamızla başlayan bu serüven. İlk başta anı platformu olarak bir Instagram hesabıyla başladı. Daha sonra o Erkin abinin videosunun altındaki güzel yorumlarla biz bir enerji hissettik ve YouTube kanalı açtık. Bizim en kötü ihtimalle kendimiz oturup izleriz. Senin peki örnek aldığın şey var mı? Böyle kadın kullanıcı ya da kadın... Ya ben mesela Emre'nin Afrika istediği o dönemlerde bakıp Asil ablaya bakıyordum mesela. Asil de buradan selam söylüyordum evet. Asil'e. Afrika'ya selam. Kadın bu motoru nasıl kullanıyor diyordum ya. Hiç mi korkmuyordu? Asil gerçekten bir şey büyük yani. Başarı sağladı. Hatta benim yakın arkadaşlarımdan bir tanesi de hiç böyle fazla şeyi sevmez, ön planda olmayı sevmez. Ali'ye. Ali evet, abi. Evet. O turları, evet. Onun turları. Yani Ali'ye sahibi de Magadan çölünü geçen. Yani tek kadın değil mi? Tek kadınlardan bir tanesi de. Bunu övünerek söyleyelim. Evet, en sonunda gittiği gezi de çok güzeldi. Evet evet. Yani onu da takip edin bu arada. Buradan yani. Ondan selamlar. Abi. Yani olsun bir sürü kadın motorcu olsun, bir sürü kadın motosikleti süren insan olsun. Yani gerçekten bu çok güzel bir şey. Ben gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Bu konuda evet. Sen de başarılı olacağına inanıyorum. Birlikte. Bizim konsept çift olunca genelde evet. Bihter'i böyle ayrı düşünülmüyor ama o noktada haklısın. Bihter de ben motorcu, bir kadın motorcu olarak işim olduğu için söylemiyorum. Ama yani ben çıkayım, sen motosikletli Bihter olarak devam et yani. Öyle olsun. Motosikletli Bihter. Gitme. Ya, Allah bu yolunuzu bir eylesin. Bu yolunuzu bir eylesin. Birlikte inşallah güzel kilometrelerce ileride aileye katılacak fert olarak da beklediğimiz küçük böyle motosikletli çiftin ufaklıkları olarak. Böyle küçük Yamaha'ya biniyorlarmış böyle. Evet. Dünya birer tane. Sorunu cevaplamış bitirmiş olalım. O şeyde araya da şey oldu. Bizim dediğim gibi ana platform olarak başlayan bu süreçte bu kanalda yani motosiklet çift takipçilerine motosiklete dair takipçilerin yararına olabilecek içerikler üretip
Aynı zamanda kendi böyle hayatımızda ara ara onları konuk ederek, davet ederek videolarda keyifli, samimi stressiz doğa, vakitler geçirmek samimi istiyoruz. Samimi ve doğa. Hani ben bir arkadaşıma nasıl tavsiye veriyorsam, kanalda da aynı karşımdaki insan yıllardır tanıdığım bir arkadaşımmış gibi doğruya doğru bir şekilde iletişim kurup birbirimizle etkileşim sağlamak istiyoruz. Bu konuda çok samimi olduğunuzu biliyorum. Yakından bildiğim için söylüyorum. Sizi takip eden insanların da bu duygularla sizi seyrettiğine de ben kaniyim. Yani söylenenleri birebir görüyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Cümlemizin abi. Yani sen de hoş geldin artık. Seni zorla YouTube'a soktuk seni yani artık. Bir abone olun da yani birlikte daha işler yapacağız. Bu videoyu da beğenin. Yani Serkan abi gelmiş o kadar. Evet, telefon geldi Hamdi Bey'den. Tamam. Daha da uzatmayalım. Evet. İyi akşamlar dileyerek kapatalım ki Harun bizi bekliyor. Sağ olsun kamera arkasında da. Kamerayı atacak kafamıza birazdan Harun abi. Ben onu hissediyorum. Kamera gitgide bize doğru. Ben genelde veda konusunda Bihter'in vedalarını çok beğeniyorum. Bu akşamın vedasını o yapsın. Akşam seyrediyorsanız akşam, gündüz seyrediyorsanız yine gündüz vedası olarak kabul edin. Bizim için akşam ama. Evet, çok heyecanlandı. Söz sende. Başkasının kanalına yapamıyor. Yapar. Evet. Evet. Ne yapıyoruz? Şimdi videoyu beğenip aşağıda görüşlerimizi yorumlarda belirtiyoruz. Ardından TNR'yi internetten TNR 700 yapıp bakıyoruz. Neler yapılıyormuş, neler ediliyormuş. Kısaca Seko'da sakalla kalın, TNR ile kalın, Yamaha ile kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. YouTube'da kalın. 5 evet. Harun abi diyor ki Allah ben abi olmayan kısımlarını silersin. Kardeşim çok sağ ol. Abi hakkını helal. Sana yarım 15 dakika deyip yarım saati kilitlediği için. Hayatımda ilk defa bir şey yarım saat. Buse konum atmış.